Herkese selamlar. Barbie Rose ben. 7 Nisan 2020 saat 20.51. Tam 48 dakika 50 dakika önce Queen Reveal diye bir video attı Riot Games. Şu an fark ettik. Bayaz'la birlikte şimdi izleyeceğiz. Şu an Hero'yu hiç görmedim. İlk defa izleyeceğim bu videoyu. Bayağı heyecanlıyım. Hiç yorum yapmaya gerek yok. Tahminlere hiç gerek yok. Şöyle hemen videoyu bir daha bir 0-0 alalım. Bayaz hazır mısın? Hazırım Barbaros. 3'ten geri sayacağım. 3, 2, 1, go'da go'da başlayacağız. 3, 2, 1, go. Justice takes wing. Ne? Summon Valor when I see you attack 4 times. Okay. Scout. Valor geldi. Scout. Challenger, Blue Scout. Scout ne? Bugün açıkladı. The first time only scouts with attack each round, ready your attack. What? Anlamadım. We're not done yet. Çok broken. Aşırı broken. What? Still heart, steady aim. Oğlum aşırı broken. No one escapes my aim. Oha. Fly swiftly, kill swiftly. Bu biraz... Ne? Zor'un kimini gördün mü? Level up'ına Queen'in. Zor, en güçlü rakibi çekiyor direkt. Aynen. Abi bu ne? Avoo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 
hatta hiç... Dur şöyle bakalım. Yaşın kardeş. Queen Scout izci. Valor'u çağır. Senin 4 kere saldırdığını gör. Dur bir ya bakalım. Queen. Valor to me. Kartı bir daha okuyayım. Valor Challenger Scout. Dur Scout'u bir düzgünce okumam lazım. Türkiye sayfasında var bu istersen. Türkiye sayfasında Türkçesini yazmışlar. Kartların yazılışı da Türkçe mi? Her şey Türkçe. Tamam. Abi ben oraya geçeyim sana. Sen şuradan aç istersen. Ne daha uğraşma. Hop. Oho başka izlediğim şeyler gözüküyor. Nerede? Şuradan hemen açalım. Adalet kanatlanıyor. Kanka burada da İngilizce. Yazan şey mi Türkçe mi yazı? Türkçe var yazı. Hı. Yeni test. Ama... Güzel. Her tur sadece öncü birimlerin saldırdığı ilk seferde saldırın hazır hale gelir. Ha! Sadece öncü birimlerin saldırdığı ilk seferde. Evet. Anladın mı? Yani bilmiyorum, bana gene broken geldi ya. Tek yürek, videoları tek falan yedi. Çağırıyor, bayağı güzel olmuş. Ben beğendim. Vay. Valor bana gel. Destek çağırmasınlar. Oğlum bak şimdi neden bize aşırı broken geliyor biliyor musun şu an bu? Biz çünkü şu mantıkla düşünüyoruz. Şu an Queen'i alıp şu an oynadığımız oyuna sokarsak çok broken, evet. Yeni gelecek kartlar. Aynen, yeni bir sürü kart gelecek. Yani aynen, o yüzden sıkıntı olacağını sanmıyorum şu an ya. O zaman şu an değil de o zaman. Elinde bir kart daha var, dur. O da mı Queen? Queen'in spell'i o da değil mi? Queen'in spell'i ne? Queen'in spell'i ne? Muhtemelen Valor'la alakalı bir şey olacak. Bak, yani. Bak birinci dakika 7. saniyeye sardır bir. 7. saniyeye sardım. Altta link yok mu ya direkt? Gördüm. 2 manalık bir spell var. 2 manalık kuş var bir tane. Şurada bir link yok mu ya? Valor muhtemelen ya. İlk yorum şey. İsmail Hakkı Korkut. Elusive'den sonra Scout kanseriyle tanışın.
Şimdi doğru mu anladım? Amca bak şöyle bir şey var. Şimdi bu meta olursa Freljord Freeze meta'ya girecek. Her şey birbirini dengeleyecek büyük ihtimalle. Oğlum şu yeni karta bence bakmadım. Dur bir kart daha gösterdiler lan. Ona bakmadım hiç dur. Bu ne? Bu bugün fotoğrafı. Last Breath Summon Loyal Ledger Bear. Ha o da kaça kaç? Şurada görüyoruz. 4'e 4. 4 mana 4'e 1, 4 mana 4'e 4 çağırıyor. Broken değil biliyor musun? Bu bence hiç fena değil yalnız ya. Şöyle iyi bir hissettirdi bence. Neden broken değil biliyor musun? Çünkü Gölge Adalar'da 2 mana 1'e 1 ölünce 4'e 4 çağırma var değil mi? 2 mana 1'e 1 ölünce Evet. 4'e 4 çağır. Bu da 4 mana 4'e 1 ölünce 4'e 1 4'e 4 çağırıyor. Yani 2 mana verip 2 atak kazanıyorsun. Gayet balanced aslında. Ama scout var işte. Onda bir de can't block var. Ha bak oha bu bir dakika bir tık broken. Neden biliyor musun? Fark ettin mi neden Neden abi? broken'lı? Neden Bu peki? saldırırsa ve ölürse scout olduğu için öldüğü şey tekrar saldırabiliyor 4'e 4 aynı turda. O kartta çok güzelmiş. Bak bugün Instagram sayfasında Aynen paylaşmışlar zaten o Instagram'da kartı. paylaşmış. Daha bitmedi. Güzel olacak gibi ya. Bak sen dediğin gibi hani parça parça paylaşıyorlar. Oğlum İyi adamlar dedi hissettirdi. zaten. Böyle olur kart oyunlarında. Parça parça Tek paylaştır yürek, bunlar. tek hedef. Oğlum garip ya. Şu an... Destek Wow. çağırmasın var. Dur, o zaman buradan bir şöyle bir düşünce yapalım. Kaç gün önce açıklandı? Ayın 4'ünde mi açıklandı bu 28'inde oyunun çıkacağı? Galiba. Emin değilim ama. Lore'ya mı yaz? Zaten orada tarihleriyle beraber yazıyor. Dur, Legends of Runeterra sitesine girdim. Haberler, news. Haberler kısmında. Launch 4'ünde. Bu ayın 4'ünde açıklamışlar. Kaç? 3 gün oldu. Kaç gün kaldı? 20, 21 gün kaldı. 1 euro açıkladılar. Her 3 günde 1 euro açıklasalar diyeceğim yetişmez. O zaman önümüzdeki günlerde ya bir günde birden fazla birden fazla euro açıklanacak ya da daha sık açıklamaya başlayacaklar. Evet. Bugün 2 kart açıklandı. Yorumlarda herkes bu çok OP, bu çok OP, bu çok OP diye yazmış da işte dediğim gibi şey çerçevesinde düşünmemiz lazım bunu. Gelecek kartların Hatta çerçevesinde düşünmemiz 20 lazım. tane kart gelecek ya. Aynen. Demacia'da bir bak Bir de düşününce şunu da hiç göz fark önüne etmemiştim. almamız lazım. Kart oyunlarında şöyle bir şey vardır. Hearthstone oynadıysanız biliyorsunuzdur. Power creep denilen bir şey vardır. Power creep bir şey var bilgisayar ekranında. Ha, bir duramış. Power creep denilen bir şey vardır. Power creep nedir? Şimdi eğer bir kart getirdin. Ondan sonra getireceğin kart ondan daha iyi, daha farklı bir şey yapmıyorsa insanlar o kartı almaz. Bu gerçek fiziksel kart oyunlarında da öyledir. Magic ya da Yu-Gi-Oh biliyorsanız. Ona da atıyorum bir kart çıkardın. Sonra çıkardığın kart bundan ya daha güçsüz ya da aynı özellikte ya da aynı güçte olursa insanlar neden o kartı alsın? Bunlar aynı şekilde. Şimdi bu çıkacak kartlar şu anki kartlardan daha güçlü olmazsa bu kartlar neden oynansın? Neden insanlar para verip bu kartları açmaya çalışsın? Mantığı da budur. Bu acı bir gerçek de diyebiliriz. Bence öyle değil ama. Bence oyunların olayı budur. Yani Hearthstone ilk çıktığında bir sürü Legendary vardı oyunda oynanan. Şu an o Legendary'lerin hiçbiri oynanmıyor. Yani büyük ihtimalle burada da öyle olacak. Şimdi biz bu hero'lar sanki oyunun temel hero'larıymış gibi düşünüyoruz şu anki her klasın 4 tane hero'su. Ama 2 yıl sonra dönüp bakacağız belki bu hero'ların hiçbirini oynamıyor olacağız yani. Şimdi bu hero'lar böyle oyunun main hero'ları gibi geliyor herkese. Ama dediğim gibi birkaç yıl sonra bu hero'ların hiçbiri oynanamaz, berbat hero'lar haline gelebilir. Belli olmaz tabii de. Hearthstone'da mesela Ragnaros vardı. Oyun çıktığında da oynanıyordu, hala da oynanıyor yani. Ama şimdi onu oyundan kaldırdılar Ragnaros'u. Her deste de oynandığı için Wild'a geçirdiler. Böyle normal oyun modundan çıkarmak zorunda kaldılar. Çünkü herkes oynuyordu Ragnaros'u. Öyle. Ama ben şu an bayağı gaza geldim ya. Bence bayağı güzel olmuş. Bak hiç de beklemedik ha. O kadar hero saydık. Hiçbir de Queen Aynen. olduğunu güzel oldu abi ya. Queen abi bana şey olmadı böyle. Ne? Queen
Queen mi? Öyle olmadı yani. Anlıyor musun? Şey olabilir yani. Anlaşılabilir bir şeydi. Gidip ne getirsin? Ne getirseler garip olur demiştik biz. Şeyler demiştik ya öyle. Evet. Mesela ne vardı? Demasyon gelmesini beklemediğimiz. Hemen bakalım. Öyle bir şeyler demiştik. 30 Nisan'da geliyor. Okey. Bu video bu kadar olsun. Zaten ne kadar uzun oldu bilmiyorum. Daha bakmadım süresine. Kısa bir tepki videosuydu Queen'e. Artık bundan sonra yeni çıkan kartları tepki şeklinde yapacağım. Ve belli bir kart sayısı açıklandıktan sonra kartların hepsine bir daha bakacağız. Ne açıklanmış ne açıklanmamış ama her kart açıklandığında da bu tepki, ilk izlenim videoları gelmeye devam edecek. Şimdilik görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler, görüşürüz.